Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay kendinizle, sağlığınızla, günlük hayatınızla daha fazla ilgileneceğiniz, bazı özel düzenlemeler yapabileceğiniz önemli aylardan birisi. Ağustos ayında Güneş ayın 22'sine kadar Aslan Burcu'nda 12. evinizde olacak ve 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan Burcu'na yeni ayda olacak. 12. ev yeni ayları biraz daha nedir? İşte geri planda olan konular, daha böyle kontrol edemediğiniz kavramlarla alakalıdır. Sağlığınız, maneviyat, bilinçaltınız, gizli konular, bunların hepsi 12. evle ilgilidir. Dolayısıyla bu yeni ay aslında biraz hayatınızı şöyle bir gözden geçirmenizi, biraz geri plana çekilmenizi, arka planda kalmanızı da teşvik edebilir. Yani bir tatil olabilir, bir uzaklaşma olabilir. Böyle her zaman bulunduğunuz yerlerden bir izole olmanızı da gerektirebilir bu yeni ay ve takip eden günler. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda işte Aslan, Boğa, Akrep ya da Kova gezegenleriniz varsa 12 derece ve yakınlarında, o zaman yeni ayın tesirleri sizin için biraz daha önemli olabilir. Biraz böyle kendi başımıza kalmak, kendi iç sesinizi dinlemek iyi gelecektir. İşte sanatla ilgilenebilirsiniz, maneviyata yönelebilirsiniz, güzel bir tatil yapabilirsiniz. İlişkilerde de her şey böyle kendi içinizde, bazen çok belki bunları hani kimseye belli etmeden platonik de yaşamak isteyebilirsiniz. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde, ama yaratıcılığınızın arttığı, becerilerinizi gerçekten böyle özellikle sanatla ilgilenirseniz çok iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve yönetici gezegeniniz Merkür burcunuzda gerilemeye başlayacak bu ay. Ayın 5'inden itibaren Başak Burcu'nda başlayıp daha sonra Aslan Burcu'na doğru gerileme devam edecek 29 Ağustos'a kadar. Bu ne demek? Aslında sistem biraz diyor ki çok böyle yorulduk, böyle çok çabaladık, hareket halindeydik, biraz duralım. Biraz şöyle bir kendimizi izleyelim, geri çekelim, dinlenelim anlamına geliyor aslında. Yani yönetici gezegeninizin durması ve gerilemesi enerjinizi de sizin böyle bir azaltacak, biraz yavaşlatacak, kendinize daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Bunlar neler olabilir? İşte sağlığınızla ilgilenebilirsiniz, sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz, terapiler alabilirsiniz, bilinçaltı çalışmaları gibi böyle çalışmalar için çok güzel bir dönem. Arınma, terapi, şifa çalışmaları için güzel bir dönem. Ya da işte böyle bir uzaklaşıp kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortamda yalnız kalabilirsiniz. Tefekkür edebilirsiniz. İç sesinizi dinleyebilirsiniz. Bir şeyler üretebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Çizebilirsiniz. Ya da yapmak istediğiniz işleri şöyle bir tasarlayabilir, gözden geçirebilirsiniz. Yarım kalmış işleriniz vardır. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Bakın aslında sistem size bazı fırsatlar sunuyor. Genelde çok böyle çalışkan, kontrolcü ve mükemmeliyetçi olan siz başaklar biraz yavaşlayıp dinlenmeniz için, kendi dünyanıza çekilmeniz için, biraz böyle izole olup tefekkür etmeniz için aslında sistem size sanki böyle bir izin veriyor bu dönemde. Bunu kendi lehinize çok iyi de değerlendirebilirsiniz sevgili başaklar. Şimdi tüm bunlar böyle olurken Mars'a Jüpiter de ikizlerde, yani 10. evinizde. Aslında böyle iş konularıdır, kariyer konularıdır, çok fazla hareketlilik de var. Çok fazla konuyla ilgilenebilirsiniz. Mesela eğitim işleri olabilir, ticaret, her türlü ticari konu olabilir, işte reklam promosyon çalışmaları olabilir, medya işleri olabilir, teknolojiyle ilgili işler olabilir, seyahatler, organizasyonlar ve bunlarla ilgili meslekler olabilir. Buralarda böyle hareketliliğin de arttığı bir dönem. Ancak bunları hani fiilen içinde bulunmadan, dışarıdan izleyerek, biraz uzaktan kontrol ederek, belki online, hani bu işlerle ilgilenebilirsiniz. Yani online işler, online eğitimler, uzaktan hani fiziki olarak yani kendiniz böyle belki yazlıktasınız, belki bir tatildesiniz, izole bir yerdesiniz, ama aynı anda hani internetten ya da bilgisayarınızdan çok fazla konuyu da takip ediyor olabilirsiniz. Ya da işlerinizi buralardan böyle yürütüyor olabilirsiniz. Bunun gibi etkiler var. Bazılarınız için de aile içinde böyle bir kalabalık var. Aileyle ilgili çok fazla meşguliyet var. İşte kuzenler, yeğenler, akrabalar.
Onların belki gündemleri var. Sizi de bir şekilde hani haberdar oluyorsunuz, bazı iletişimler içerisinde oluyorsunuz. Böyle temaslarınız da söz konusu olabilir bu dönem içerisinde. Ve tabii ki ay ortalarına biraz dikkat edelim. Özellikle ay ortalarında Jüpiter-Mars birleşecek. İşte burcunuzdaki Venüs, balık burcundaki Satürn'e de sert bir açısı var. Buralarda özellikle eğer daha önceden hani yarım kalmış bir iş varsa ya da yanlış yaptığınız bir konu varsa ya da sizin için doğru olmayan bir işe başladıysanız hani bazı anlaşmazlıkların olması, burada biraz daha bazı konularla yüzleşmeniz söz konusu olabilir. Tabii ki bu Merkür retrosunda karşınıza çıktığı için hani bir size önemli bir farkındalık da veriyor. Hani belki farklı bir yol izleyeceksiniz. İşte farklı bir sistemde çalışacaksınız ya da gözden kaçırdığınız bir detay var, onunla yüzleşeceksiniz ya da bir sorun varsa hani onu fark edip çözmeye çalışacaksınız. Bunun gibi konular gündemde olabilir. Şimdi Venüs burcunuzda ayın genelinde, Venüs tabii ki yükselenden geçerken biraz hani kendinizle ilgilenmeniz, bu güzelliktir, estetiktir, bakımdır, imajdır, genel sağlıktır. Hani bunlarla ilgilenmeniz için de size daha fazla fırsat verecek diyebilirim. Hem kendiniz, hem yaşadığınız mekanlar, hem çalıştığınız ortamlarınız, hani buraların iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi için de daha fazla duyarlı olabilirsiniz. İşte bu alanlarda bazı eksikleriniz varsa ya da memnun olmadığınız konular varsa bunları daha fazla gündeminize alabilirsiniz. Ve 19 Ağustos'ta 27 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 6. evinizde olacak. Kendi içinde sert bir Dolunay. Hani Uranüs açısı var. İşte böyle gerilimli enerjilerin biraz daha gündeme geldiği bir Dolunay. Sabit burçları daha çok etkiliyor. Yani bireyselden çok aslında kolektif alanda böyle sürpriz, heyecan verici durumlar, haberler çok artabilir. Jeopolitik alanlarda işte hızlı gelişmeler, ekonomik piyasalarda ani gerilimler, doğa olayları. Yani bunlar dünyasal anlamda çok şaşırtıcı olabilir bu Dolunay ve yakınlarında özellikle. Bireysel olarak etki alabilmeniz için işte sabit burçların 25-30 derece aralığında gezegenlerinizin bulunması gerekiyor. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle işte boğa, akrep, aslan ya da kova. 25-30 derece aralığında gezegenleriniz varsa bu dolunaya dikkat edin. Hangi alanlarda dikkat edin? Bir kere sağlıkta dikkat edin. Gereksizin, gerek bir yakınınızın, bir akrabanızın, işte bir evcil hayvanınızın, beslediğiniz kişi ya da yanınızda çalışan kişi. Böyle bir ani sağlık sorunu olabilir. İşte nörolojik bir problem, işte kalple ilgili bir sorun, tansiyon sorunu ve benzeri. Ciddi olabilir, dikkat etmek lazım. O yüzden sağlık ihmal edilmemeli ayın genelinde. Bununla birlikte iş ortamınızda böyle ani kriz olabilir ya da işte yanınızda çalışan bir kişi, hizmet aldığınız bir kişiyle ilgili bir aniden işten ayrılması, işte ne bileyim çocuğunuzun bakıcısının evden ayrılması gibi böyle günlük hayatınızı etkileyebilecek hizmet aldığınız kişilerle ilgili ani bir gerilim olması da mümkündür. Bu Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde. Ayın 22'sinde Güneş artık burcunuza geliyor. Dolayısıyla 22'sinden sonra sizin döneminiz başlayacak. Bu ay doğan tüm Başak burçlarımızda doğum gününü kutluyorum. Yükselen Başaklarımızda enerjiniz artmaya başlayacak. O 12. ev tesirinden çıkmaya başlıyorsunuz. Venüs zaten burcunuzda. Dolayısıyla ayın son günlerinde bence enerjinizi bir toplayacaksınız. Merkür de düzelecek. 29'undan itibaren Merkür'ün de düzelmesiyle birlikte gerçekten yaşam enerjiniz güçlenecek. Hani ayın büyük genelinde biraz böyle kendi içinize dönüyorsunuz, böyle bir izole oluyorsunuz, bir böyle sessizleşiyorsunuz ama Merkür'ün düzelmesi, Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle beraber ayın son günlerinde tekrar böyle canlanıyorsunuz, böyle görünür hale geliyorsunuz. Biraz daha o güçlü iradenizi, kontrolcü yönünüzü ortaya koymaya başlıyorsunuz ve Eylül ayı zaten sizin için çok daha güçlü, çok daha önemli bir ay olabilir sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.